Merhaba arkadaşlar. Bugün size AdPuzzle platformu ile ilgili bilgi vereceğim. AdPuzzle platformu temelinde video paylaşımına dayalı etkileşimli imkanlar sunan ve öğrencilerin evde de öğrenmelerine, kendilerini de test etmelerine imkan veren bir platform aslında. Genel olarak özetleyecek olursak aslında AdPuzzle dersin öğretmeni tarafından öğretim amaçlı hazırlanmış video paylaşım ağları üzerinden erişilmiş ya da kendi hazırladığı videolara etkileşim özellikleri ekleyerek öğrencilerin bulundukları ortamdan bu videolara erişmesini sağlayan bir platformdur aslında. Bir Web 2.0 aracıdır. Ve bu videoları öğretmen hazırladıktan sonra isterse sadece sınıfına özgü kullanabilir, isterse herkesin kullanımına açık bir şekilde paylaşabilir. Buranın sağladığı avantajlar var. Bu avantajları üzerinden ilerleyerek size bu platformu tanıtmak istiyorum. Bu platform bir kere öğretmene o koymuş olduğu video ile ilgili, hazırlamış olduğu video ile ilgili detaylı istatistikler sunuyor. Yani hangi öğrenci ne kadar çalışmış, ne yapmış, ne etmiş birazdan daha detaylı söyleyeceğim. Bunları sağlıyor bir. İkincisi video içerisinde sınırsız bir şekilde öğe ekleme imkanı veriyor. Öğrencilerin yapmış olduğu bütün aktiviteleri, verdikleri yanıtları her şeyi depoluyor, saklıyor bizim için. Herhangi bir video yükleme derdi olmadan örneğin YouTube gibi platformlar üzerinden videoyu bulup o videoyu aktarıp kullanabiliyoruz kolay bir şekilde. Videoları arşivliyor, kendi depolamamızı sağlıyor, bir bulut gibi kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bizim için bir zamanlama, planlama da gerçekleştiriyor. Şu tarihler arasında olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye paylaşılabiliyor. Bununla beraber kullanımı çok kolay bir arayüze sahip. Ama tabii kullanımı kolay bir arayüze sahip ancak dili İngilizce. Ama yani İngilizce olmasına rağmen karmaşık bir kullanım söz konusu değil. Gayet kolay bir kullanıma sahip. Biraz önce söylediğim gibi AdPuzzle'a biz öğretmen olarak video yükleyebiliriz, kendimiz çekip aktarabiliriz ya da YouTube, Khan Academy, TED Talks ve benzeri birçok video ağı içerisinden videoyu bulup onun üzerinden de aktarabiliriz. Yaptığımız çalışmalarda biz şunu fark ettik. Videomuzu kendimiz çekip AdPuzzle'a yüklediğimizde o videoların öğrenciler tarafından izlenmesinde biraz internetten alakalı yavaşlık söz konusu olabiliyordu. Bazı aksamalar, donmalar olabiliyordu. Ancak YouTube gibi bir platforma aktarıp oradan AdPuzzle içerisine aktardığımızda herhangi bir sorun olmadan sağlıklı bir şekilde derslerin gerçekleştirildiğini, öğrencilerin çalıştığını gördük. Dolayısıyla sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Yani YouTube gibi bir platforma aktarıp o platform üzerinden koyabilirsiniz. Bu işlevi. AdPuzzle'da yapmış olduğumuz işlemleri şu anda görmüş olduğunuz AdPuzzle sitesi üzerinden gerçekleştiriyoruz öğretmen olarak. Ve öğrenciler de isterlerse mobil cihazlarından ya da bilgisayarlarından sizin gibi AdPuzzle'a giriş yaparak kullanabiliyorlar. Aynı zamanda öğrenciler için AdPuzzle'ın mobil uygulaması da bulunmakta. Yani mobil uygulama vasıtasıyla öğrenciler telefonlarından da rahatlıkla düzenli bir şekilde takip edebiliyorlar. Bununla beraber işte AdPuzzle'ın sahip olduğu özellikler öğrencilere bireysel hızlı öğrenme imkanı sağlıyor. Yani istediği kadar başı alıp öğretmeni istediği kadar dinleyebilir. Kendi kendini test edebilir, takıldığı yerde tekrar edip bakabilir her şeye. Ve paylaştığımız videolar, AdPuzzle içerikleri öğrenciler için de bir arşiv niteliğinde oluyor. Yani öğrenci geriye dönük olarak da videolara çalışabiliyor ve dersleri takip edebiliyor. Bu özellikleri de AdPuzzle'ın öne çıkan özellikleri aslında. Şimdi AdPuzzle'ın sayfasına gelecek olursak şu anda görmüş olduğunuz sayfa AdPuzzle'ın sayfası. Buraya giriş yaparken iki seçenek bulunacak. Giriş yapalım, onun üzerinden devam edelim. Şimdi AdPuzzle'a geldiğinizde sağ tarafta gördüğünüz gibi Sign Up seçeneği var. Sign Up'a geldiğinizde siz ne diyor? Öğretmen misiniz, öğrenci misiniz diye soruyor. Biz içerik geliştiriciler olarak öğretmenim diyerek bilgilerimizi ya Gmail üzerinden, Google üzerinden aktaracağız ya da AdPuzzle'a normal üye olur gibi üyeliğimizi üye olacağız. Eğer öğrenci olsaydık yine benzer bir durum söz konusuydu. Şimdi AdPuzzle'a geldik. Bir kere bu üye olduktan sonra login'e gelerek artık gene üye girişi yaparken öğretmen olarak mı göreceğiz, öğrenci olarak mı göreceğiz? Bunu belirtmemiz gerekiyor. Neden bunu belirtmemiz gerekiyor? Biz bir eğitimde yalnız bir eğitimde öğretmen olarak, eğitici olarak görev yapıyorken diğer bir eğitimde ise öğrenen rolünde olabiliriz.
Ve biz aynı hesapta öğretmen olarak hesap açtıktan sonra istersek öğrenci olarak da giriş yapabiliriz. Sistem buna izin veriyor. Ama öğrenci olarak hesap açtıktan sonra öğretmen olarak girmeniz bazen sıkıntı oluşturabiliyor. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi buraya giriş yaptık diyelim ve ben giriş yapmış olduğum hesabıma geçeyim. Şimdi hesaba giriş yaptığınız zaman karşınıza bu karşılama ekranı geliyor. Sağ üst tarafta profil hesabımız görünüyor. İşte My Classes kısmına tıkladığınızda açmış olduğunuz sınıflar varsa o sınıflar yüklenecek. Şu anda biraz internetle alakalı olarak biraz yavaş gelebiliyor bu içerikler. Şu anda boş göründü. Birazdan tekrar orayı gösteririm. Şimdi burada sol tarafta Home Curriculum, Barton University, My Content yazan bir seçenekler var görüyorsunuz. Mesela My Content'a girdiğim zaman burada benim hazırlamış olduğum içerikler görünebiliyor. İsterseniz klasörler halinde de bunları gruplandırabiliyorsunuz. Ve gruplandırdığınızda aslında içerisine girdiğinizde onunla ilgili hazırlanmış olan videoları görebiliyorsunuz. Burada hepsi bu şekilde görünüyor. Peki bunları göstermeden önce neler yapabiliyoruz? Bir onlara bakalım. Bu ekranda sol tarafta Ed Basel, YouTube, Khan Academy, National Geographic diye görüyorsunuz. Burada 8 farklı kategori var. Bunlar şu demek oluyor. Biraz önce bahsettiğim gibi örneğin YouTube içerisinden bir video belirleyip o videoyu alıp kullanabilirsiniz. Ya da işte National Geographic'in kanalından bir şeyler alabilirsiniz. Ya da diğer platformlardan buradan seçip videoyu belirleyip alıp kullanabilirsiniz. Ya da kendi bir videonuzu çektiğiniz videoyu YouTube'dan gelip açıp şuradaki URL'sini kopyalayıp, bakın şurayı kopyalayıp Edpuzzle'a gelip şurada YouTube'a geleceğiz tabii ki sol taraftan. Buradan gelip yapıştırıp şöyle zaten beklediğiniz anda video otomatik olarak aktarılmış oluyor. Şimdi burada 3-4 aşamalı işlem var. Bu işlemlerden biri bakın cut işlemi yani kesme işlemi. Bu videonun başından sonundan herhangi bir yeri kaldırmak istiyorsak bakın şöyle kaydırarak videonun başından sonundan bir kısımları kırpabilirsiniz. Şu mavi kalan alan bizim için kullanılabilir alandır. İstemiyorsanız da bunu eski haline getirirsiniz. Şimdilik herhangi bir kırpma işlemi gerçekleştirmeyeceğim için ben o işlemi yapmıyorum. Bu işlemi hallettim. Başından sonundan kırpmak istediğim yerler varsa onları kırptım. Sonra Many bir of today's sonraki aşamaya skills geliyorum. won't match tomorrow's Voice over jobs. aşamasına geliyorum. Videoyu şuradan bir durdurayım. Voice over aşaması şu işe yarıyor. Burada İstersem ben bu videoyu dublaj yapabiliyorum. Şu anda benim mikrofonum açık olduğu için oradaki dublaj seçeneğini açarsam ses mikrofon kapanacak. O yüzden onu yapmayacağım. Şurada görmüş olduğunuz Start Recording'e tıklayarak mikrofonunuzla konuşarak tabii ki videoyu And açıp skills acquired mikrofonunuzla today konuşarak may burada quickly become obsolete. şeyi sağlamış oluyorsunuz. Üstüne dublaj yapmış oluyorsunuz. O ses kısılıyor. Arka planda sizin sesiniz ön planda konuşulabiliyor. Bunu ihtiyacınız varsa bunu da yapabilirsiniz. Bir sonraki basamağa geçiyorum. Question basamağı. Buraya geldim. Burada şimdi videomu izliyorum. Diyelim ki videonun 37. saniyesine geldim. Şu anda görüyorsunuz zaten. Bu 37. saniyeye geldim. Bakın durdum. Orada şey de burada. Zaman timeline çizelgesi de nokta görünüyor zaten. Bakın burada. Multiple choice question. Yani çoktan seçmeli soru. Açık uçlu soru ya da not. Açıklama yazabilirsiniz. Diye. Mesela nota tıkladım. Ben bu notu istersem sesli olarak şuradan mikrofona tıklayarak gördüğünüz yerden fareyle gösteriyorum şu an mikrofona tıklayarak aktarabilirsiniz. İsterseniz de buraya işte açıklama olarak yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra save dediğinizde bakın buraya timeline altında siyah bir nokta oldu. Burada bir şey var anlamına geliyor. Şöyle biraz ileri gidelim. Mesela bir tane açık uçlu soru soralım. İşte nokta 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 açıklayınız. Yazdım. Bakın save dedim. Save dediğim anda oraya bir nokta daha geldi gördüğünüz gibi. Şöyle ileri gidelim. Şimdi burada Lifelong multiple learning. choice question ekleyelim bir tane. Tıkladım. İşte hangisidir? İşte şöyle böyle istersem daha bakın ekleyebiliyorum. Burada şuradaki çarpı ve tik işaretini giriyorsunuz. Hangilerinin doğru cevap olduğunu belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz hepsini doğru yapabilirsiniz. Yanlış yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar seçenek ekleyebilirsiniz. Save diyorum. To our new Bakın
Altta şu anda 3 tane nokta belirdi. Benim koymuş olduğum şeyler burada göründü. Ben video içerisine istediğim kadar bu 3 öğeden ekleyebilirim. Herhangi bir kısıtlama, herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yani istediğim kadar ekleyebilirim. Her eklediğimde burada böyle bir damlacık gibi bir nokta olarak bu timeline içerisinde görünecek. Ve bakın sol tarafta da bana bunun süresini gösteriyor. Neyin ne kadar olduğunu gösteriyor. Şu üst kısımda da lifelong learning vesaire diyor ya, bu da o benim videomun adı. Ben buraya istiyorsam işte hayat boyu öğrenme test videosu dedim. Save title derim. Başlığı da bu şekilde kaydederim. Diyelim ki bütün ayarlamalarımı yaptım. Her şey bitti. Sağ üst tarafta finish'e tıklıyorum. Finish'e tıkladığım zaman bakın videoyu bu şekilde görecekmişim. 3 tane nokta varmış ve tıklayıp ben bunu izleyebiliyorum. Mesela çalıştıralım. Biraz ilerlete ilerlete. Bakalım ne oluyor. Bakın biraz ilerletelim. Around for decades and the ILO has adopted numerous normative instruments and policies related to lifelong. Bakın video durdu. Şöyle kamerayı kapatırsam daha iyi olacak. Video durdu. Bakın ne diyor? Benim buraya biraz önce yazmış olduğum açıklama görünüyor. Ben istersem rewatch deyip tekrar izleyip hani oradaki açıklamaya kadar olan kısmı izleyebilirim. İstiyorsam skip deyip geçebilirim ya da continue deyip onu anladım. Tamam. But the unprecedented people to learn how to learn because learning is going to be a feature of the transitions. Bakın açık uçlu olan kısım geldi. İşte açıklamalarım şöyle böyle yazdım. Submit dedim. Bakın bu da tamam. Yazdım öyle. Açıklamamı yazdım. Continue diyorum. So they're going to go throughout their lives. Lifelong learning affects us all. It is central to managing the transitions we face over the life cycle. From early childhood and requires the active engagement and support of governments, employers and workers. Şuradan sesini kısalım daha iyi olacak. Bakın yine bir soru olarak geldi. Ben burada istediğim kadar şık işaretlerim, submitlerim. Bakın yanlış yaptım. Sıfır şey oldu. Continue diyorum. Ve böylece videoyu izliyorum. Bakın yanlış yaptığım soru aşağıda kırmızı oldu. Ben istersen videoyu böyle ileriye geriye sarıp oynatabilirim. Diyelim ki izledim videomu. Herhangi bir sorun gördüm ve düzeltmek istiyorum. Hemen şuradaki sağ alt taraftaki edit'e tıklayarak bu düzeltmemi gerçekleştirebilirim. Bununla beraber ödevin üzerinde birkaç tane aynı video üzerinde işlem yapacaksam duplicate'e tıklayıp bunları çoğaltabilirim. İstiyorsam delete'e basar silebilirim. Ödevle işim bittiyse yani videoyu hazırladıysam, izlenecek olan şeyi tamamladıysam bunu hangi gruba, nereye paylaşacağım, herkese açık mı olacak, paylaşımlı mı, paylaşımsız mı olacak bunu görmek için şuradaki assign'a tıklıyorum. Buraya tıkladığım zaman bana diyor ki assign to a class. Yani bir sınıfa ata. Bakın benim burada dersim için açmış olduğum önceki sınıflarım görünüyor. Bir sürü sınıfım var. Ben istersen bu sınıflardan birini seçip ya da birkaçını seçip bu şeyi atayabilirim. Ama atarken bakın sağ tarafta ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek. Yani ben bu videonun izlenme süresini kısıtlayabilirim. Ve istersem şunu da diyebilirim. Videoyu ilk kez izleyen öğrenci o videoyu baştan sona bir kere hiç ileri geri sarmadan izlesin. Yani videoyu bir kere baştan sona izlesin. Ondan sonra ileriye geriye sarmak istiyorsa sarsın. Oluyor bu. Bir sonrakisi de bu bizim için kullanacağımız bir özellik değil. Bu özellik şu GGS sesle alakalı bir ayar. Biz platformlar üzerinden sesi aktaracağımız için onunla hiçbir işimiz olmayacak. O hep kapalı duracak. Ben buradan assign'e tıklarsam robotik deneme dersine bu atılmış olacak. Peki ben herkes açık bir şekilde bunu nasıl paylaşacağım? Hemen şu üstte public link'e tıklıyorum. Bakın burada link var. Bu linki şuradan copy link deyip kopyalayıp herhangi bir ortamdan paylaştığımda bu video herkese açık bir şekilde paylaşılmış olacak. Ya da bir internet siteniz var. O internet sitenize koymak istiyorsanız da bakın burada embedded code kısmı var. Şurada copy link deyip bu kodu alıp yapıştırdığınız zaman herkes bunu izleyebilir hale gelecek. Ancak eğer siz istatistik tutmak istiyorsanız kim girdi, ne kadar çalıştı, ne kadarını gördü, hangi ne yaptı, ne etti bunları tespit etmek istiyorsanız o zaman mecburen assign to a class yapmanız lazım. Ama kimin izlediği önemli değil. İzlesinler,
benim istatistikler çok önemli değil. Kimin girip ne yaptığını görmem gerekmiyor diyorsanız da public link olarak paylaşabilirsiniz. Ben şimdi deneme amaçlı robotik deneme dersine assign'a tıklıyorum ve bu dersime atandı. Şu anda dersime atanmış oldu. Şimdi ben tekrar My Class'a tıklayacağım. Biraz önce yüklenmiyordu. Şimdi yüklendi gördüğünüz gibi. Burada bakın sınıflarım sol tarafta görünüyor ve bu sınıflarımın içerisinde yer alan bakın içeriklerim görünüyor. Bu içeriklerimi ben hangi tarihte vermişim? Ne kadar olmuş? 48 kişiden 22'si bunu izlemiş. Mesela soru sormuşum 20 yanıt verilmiş. İşte burada 14-13 yanıt verilmiş vesaire. Ben bunları mesela 35 yanıt verilmiş. Bunları görebiliyorum. Peki bu yanıtları nasıl görüyorum? Şöyle tıkladım. Bakın isimler gelecek şimdi öğrencilerin isimleri. Hangi tarihte baktığı. Şuradaki watch kısmını görüyorsunuz. %100 izlemişler. İzlemeyen öğrenciler burada, tamamlamayan öğrenciler burada olarak görünüyor. Ve şuradaki 3 noktaya tıklayarak da bu öğrencinin sürecini sıfırlayabiliyorum. Baştan izlesin, baştan yapsın diyebiliyorum. Ya da bir öğrencinin adına şu anda gördüğünüz gibi tıklayarak da onları detaylı görüyorum ama öncelikli olarak öğrencilerin yüklenmesi lazım. Henüz yüklenmedi. O sırada ben question kısmına geleyim. Bakın sorduğum sorularda da neymiş? Madde işareti ve numaralandırma işlemi denedikten sonra continue başarak izlemeye devam ediniz. Orada bilgi vermişim. Ve burada işte öğrenciler açıklama yazmışlar. Ve ben bu yanıtları görebiliyorum. Her sorduğum soru için ayrı ayrı bunları görebiliyorum. Tekrar My Class'a girelim. Burada peki benim yeni eklemiş olduğum bakın video burada görünüyor. Robotik denemede. Burada bakın matematikle ilgili bir şey örnek yapmışız mesela. Buna bir tıklayalım. İki kişi varmış burada. İşte teacher benmişim. Burada bir öğrenci daha yüklenecek birazdan. Bana görünecek. Yarım izlemiş bu öğrenci. Peki ben sınıf nasıl oluşturuyorum? Yani ben var olan sınıfları gösterdim ama nasıl sınıf oluşturuyorum? Bakın en sağda özür dilerim. En solda My Class'ın altında Add New Class seçeneği var. Buraya tıklıyorum. Buraya tıkladığımda altta iki seçenek açılıyor. Google Classroom'dan mı aktaracağım? Normal mi açacağım? Normal Create Any Class diyorum. Dersin adını yazıyorum. Yazdım. Buraya istersen bir açıklama yazarım. Burada bakın. İsterseniz sınıfı sadece öğrencilerinize kapalı yapabilirsiniz. İsterseniz herkese açık yapabilirsiniz. Ben klasik yapacağım. Create Class diyorum. Açıldı. Peki buraya öğrenciler nasıl girecek? Şu şekilde girecek. Sınıfa girdikten sonra sağ tarafta bakın Invite Students seçeneği var. Buraya tıklayarak bir öğrencilere şunu diyebilirsiniz. Şu kodu alarak bu kodla derse katıl diyebilirsiniz. İki, şu linki verirsiniz öğrencilere. Bu linke sahip olan öğrenciler otomatik olarak bu sınıfa katılırlar. Tabii şu anda ben bu dersin eğiticisi olduğum için bana farklı görünecek o sayfa. Buradan şu kodu vererek örneğin bir ders grubunuz var. Ders grubunuzda bu linki göndererek bu linke tıklayarak o öğrencilerin derse katılmasını sağlayabilirsiniz. Bakın burada zaten o bilgi bana tekrar görünüyor. Ben eğitici olduğum için. Buradan da öğrencilerin katılmasını sağlayabilirsiniz. Hatta hemen bunu bir deneyelim. Şimdi farklı bir tarayıcıdan oturumu açtım. Linki yapıştırdım. Şimdi link gelecek. O link açılana kadar şunu da söyleyeyim. Ters yüz edilmiş sınıf modeli diye bir model vardır. Flipped Classroom diye adlandırılan. Edpuzzle aslında tamamen ters yüz edilmiş sınıf modeline uygun bir şekilde hazırlanmış bir platformdur. Bu platform üzerinden aslında faaliyetler gerçekleştirilir. Bakın ben girdim sisteme ve bana artık üye ol dedi. Ya da kullanıcı adı şifreyle gir dedi. Öğrenciler zaten buraya üye oldukları için kullanıcı adı şifrelerini yazacaklar. Ya da eğer üye değillerse bakın sign in with Google diyecekler ya da şuradan sign up diyecekler. Sign up'a tıklayıp sign up with Edpuzzle deyip bilgilerini yazarak üye olacaklar. Üye olduktan sonra bu derse katılmış olacaklar. Yani öğrencilere bu linki verdiğiniz zaman öğrencilere kısa bir anlatım yaparak ya önce üye olun I am student deyip üye olarak bu linke tıklayın ya da tıkladıktan sonra üye olun diye söylemeniz gerekiyor. Evet devam edelim. Edpuzzle'ın peki ne işimize yarayacak? Şu işlerimize yarayacak aslında. Verilen eğitimlerde, işlemlerde önce şunu söyleyeyim bir de özür dilerim. Araya farklı bir bilgi vermeden hemen devam edelim.
Edpuzzle'da kullanacağınız videoların süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yani Edpuzzle bir kısıtlama yapmamaktadır. Ama bilimsel çalışmalar, uluslararası çalışmalar şunu gösteriyor ki kullanacağınız videonun süresinin uzun olması öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Yani amacınıza ulaşmakta zorlanacaksınız. Dolayısıyla bu videoların süresinin uluslararası literatürde 7 dakika ile 10 dakika arasında olması söyleniyor. Ama benim size önerim 15 dakika, en fazla 20 dakika civarında bir video olması yönündedir. Video sürenizin çok çok uzun olmaması lazım. Uzun süreli videolar kullanabilirsiniz ama emekleriniz boşa gider, çok fazla dikkate alınmaz. Bununla beraber eğer Google Classroom kullanıyorsanız Google Classroom'la entegre bir şekilde çalışabiliyor bu platform ve çok güzel işlevsel hale geliyor. Peki Edpuzzle'da neler yapıyorduk? Tekrar edecek olursak video kırpma, dublaj yapabilirsiniz, sesli not bırakabilirsiniz, yazılı not bırakabilirsiniz, açık uçlu soru sorabilirsiniz, doğru çoktan seçmeli soru sorabilirsiniz, çoktan seçmeli sorular içerisinde doğru yanlış tipi sorular yapabilirsiniz, birden fazla doğru cevabı olan sorular koyabilirsiniz, her şeyi ayarlayabilirsiniz. YouTube gibi platformlardan video aktarabilirsiniz. Kendi videonuzu çekip onu ekleyebilirsiniz. Bir sınıfa açık bu sınıfa paylaşabilirsiniz. Ya da herkese açık bir şekilde kullanabilirsiniz. Paylaştığınız videoları öğrencilerin ilk seferde izlemesini zorunlu kılabilirsiniz. İsterseniz bir zaman aralığı belirleyip o zaman aralığı içinde çalışmalarını zorunlu kılabilirsiniz. Hatta bu zaman aralığını ileriye dönük tarihler belirlediğiniz zaman öğrencilerin önünde o upcoming olarak yani gelecekte çalışacağı içerikler olarak görülür. Tarih geldiğinde aktif olur. Öğrenci bunun hakkında bilgi olabilir. Videoyu herkese açabilirsiniz dediğim gibi. İsterseniz sitenize de ekleyebilirsiniz. Temel olarak hangi alanlarda bunları kullanabiliriz? Örneğin dil eğitiminde, yabancı dil eğitiminde bu koyulabilir. Bir konuyla ilgili bir tanıtım, bir eğitim faaliyetiyle ilgili anlatım yapılırken o eklenir. Onun üzerine yazılı sesli ek notlar, dipnotlar eklenebilir. Onun dışında bir konu hakkında bir şey anlatırken işte bir siteleri yönlendiriyorsanız video sırasında not olarak o sitenin adresini koyabilirsiniz. İzleyen kişi o adresi oradan tıklayıp sayfaya gidebilir. Sorular zaten konu anlatımı özeti yapıp hatırlatıcı sorular koyulabilir. Verilecek olan bir eğitimle ilgili tanıtım videosu hazırlanabilir. Bu tanıtım işte ve Edpuzzle üzerinden yapılan öğrenme faaliyetinde kimin neyi ne kadar yaptığı takip edilebilir kolaylıkla. Matematik, fen bilgisi öğretmen, fen bilgisi eğitimi gibi birçok alanda yani deney yapımında ya da mesela beden dili anlatılırken o beden dili eğitimi veriliyorken burada da harf harf aşama aşama notlar ekleyerek o beden dili doğru anlatılabilir, işitme engelli bireylere eğitim verilebilir buradaki özellikler kullanarak. Yani özetle buradaki faaliyetlerin sınırı aslında sizinle beraber kısıtlanmaktadır. Yani siz dersinizi ne kadar iyi bir şekilde planlarsanız, düşünürseniz o kadar daha fazla imkanınız var demektir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.